Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, yılın sizin için çok güçlü ve önemli haftalarından birindeyiz. Terazi burcunda yeni ay doğacak. 16 Ekim'de Güneş Terazi'de ilerliyor. Sizin 10. evinizde, haritanızın en güçlü noktasında ilerliyor ve bu hafta Güneş'in çok güçlü ve sert açıları var. Ee, ve üstelik sizin burcunuzdaki Satürn'le ve Plüto ile yapacak bu açıları ve 14 Ekim'de Mars'la yapacak. Mars gerilemesini sürdürüyor 4. evinizde Koç burcunda. Ee, ve bu etkiler altında aslında yeni ay doğacak. Bunun öncesinde Mars retrosunun yanı sıra bu hafta 14 Ekim'de Akrep burcunda Merkür retrosu da başlayacak. Merkür öncelikle akrepte başlıyor retroya. 28 Ekim'de terazi burcunda gerilemesini devam ettirecek. 3 Kasım'da ise retro sona erecek. Evet bu tabii ki retro, Merkür retrosu iletişim ve zihinsel faaliyetler anlamında günlük hayatımızı biraz yavaşlatacak, biraz geriye çekişler yapacaktır. Özellikle 28 Ekim'e kadar Akrep burcundaki gerileme üzerinde çalıştığınız bazı projeleri belki gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Maddi konularda da bazı yavaşlamalar ve tıkanıklıklar olabilir. Hatta bazı arkadaş ilişkilerinizde de e, iletişimle ilgili konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama nostaljik etkiler de olabilir. Unutmayın, sizin gruplar alanınız, arkadaşlar evinizdeki Merkür retrosu hani uzun süredir görüşmediğiniz okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız biraz böyle onlarla karşılaşmanız, konuşmanız, biraz nostalji yapmanız adına da size bazı fırsatlar verebilir. Evet güneş 14 Ekim'den itibaren çok sert açılar yapıyor dedik. Öncelikle Mars'la zıtlaşacak ardından 15 Ekim'de burcunuzdaki Plüto ile 18 Ekim'de yine burcunuzdaki Satürn'e dik açıda olacak. Güneş yaşam enerjimizdir. Aynı zamanda eril figürleri yönetir. Toplumsal alanlarda ünlü kişiler, liderler, yöneticiler, otorite figürleri güneşle yönetilir. Ve güneşin zorlu açılar alması tüm bu alanlarda ve kavramlarda biraz daha baskıların, güç mücadelelerinin olabileceğini, hatta bazı riskli durumların, tehlikeli durumların da oluşabileceğini işaretçisi. Öncelikle bu etkilerle terazi burcunda oluşacak 16 Ekim'de 22.30'da 23 derece terazi burcunda oluşacak yeni aya bakalım. Evet yeni ay. Tüm bu Güneş'in alacağı sert açılarla meydana geliyor. Mars retrosu var, Merkür retrosu var ve kariyer alanınıza ışık tutan bir yeni ay. Ay sonuna kadar olan süreçte kariyeriniz, toplum önündeki statünüz, işiniz, gücünüz, görev ve sorumluluklarınız alanında ee, bir yeni ay döngüsü yeni olasılıkları gündeme getirmekte ama bu yeni ay sanki bazı baskılarla, bazı engellerle, bazı mücadelelerle doğuyor ve burada e, içinde bulunduğunuz şartlarda belki kişisel anlamda daha fazla sorumluluk almanız gerekecek yani bir işinizi kurmak olabilir ya da bir çalıştığınız bir yerden ayrılıp başka bir işe girmek veya yer değişiklikleri olabilir ee, tamamen kariyer hayatınızda çok güçlü dönüşümler de yapabilirsiniz. Aile işi gibi alanlarda, aileyle ilgili sorumluluklar alanında da güçlü etkiler var. Ebeveyn sağlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biraz daha hani olgun yaştaki kişiler, yaşlı kişiler Güneş, Satürn kareleri, Güneş, Plüto karelerinde zorlanabilir. Ebeveynler, ebeveynler gündemde olabilir kazalara, sakardıklara, kronik sağlık sorunlarına dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak sizin de eklem ağrıları, kemik ağrıları, kronik belki bir migren sorunlu bir diş problemi böyle bir yeni ay döngüsünde gündeme gelebilir. Onlarla hani ertelediğiniz bu problemlerde bu sağlık sorunlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. evde de çalışma ortamlarınızda yaşadığınız mekanlarda da karşılaşabileceğiniz kazalara sakarlıklara lütfen dikkat edelim hatta aile üyelerine de daha fazla kollayalım, gözetelim. Güvenlik alanlarımıza bu dönemde daha fazla dikkat edelim sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.